Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden 1 Aralık. Bugün acaba diyorum ki Aralok diye bir seri çekiyor herkes. Bu yeni yıla girmeden önce Aralık ayında her gün bir tane video yayınlıyorlar ve ben de acaba böyle bir şey mi yapsam diye aklıma geldi. Yapabilir miyim hiç bilmiyorum çünkü her gün çekeceğim bir içeriğim yok aslında bakarsanız. Belki biraz boş olur ama başlayayım dedim yani ne kaybederim ki bir deneyeyim yani. Belki bu şekilde daha çok video çekmeye de motive olurum diye düşündüm. Şimdi saat şu an 3, Çınar uyuyor. Pış pış sesi geliyor olabilir. Uyanmak üzeredir. Budist çalışıyor çünkü. Uyanmasına az kaldı. Saat 1.30-2 gibi falan uyudu. Belki bir yarım saat 40 dakika daha uyur gerçi. Bugün inanılmaz başım ağrıyor. Çok kötü bir baş ağrısıyla uyandım. Saat 3 oldu. Hala ağrı kesici içmedim. İnat ettim. Aslında bir tane şeyim vardı. Şu an geldi aklıma. Bu mentollü taş. Onu deneyebilirim. Muhtemelen diş sıkma problemimden dolayı başım ağrıyor. Zaten plak vermişlerdi. Uzunca zamandır onu kullanıyorum. Ama birkaç gün takmadım ve o ağzımda olmayınca böyle rahat uyudum. O yüzden de ağrımadı da birkaç gündür takmayayım dedim. Ama bugün çok ağrıyor. Yine diş sıkma ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Çınar uyurken bir kahve yaptım. Şurada kahvem de hatta. Böyle içemedim onu da. Şöyle göstereyim. Bu kadarı soğudu. O arada kargocu falan geldi. Bir tane aldığım kargolardan bir tanesini iadeye göndermem gerekiyordu. Onu verdim. Bir de bir kargo geldi. Onu daha sonra sizinle paylaşırım inşallah. Kargocu geldi gitti yani öyle oturuyorum. Sabah da komşularımıza gittik birazcık Çınar onlarla oynadı. Biraz aşağıya indik çocuklar aşağıya indirdik biraz da dışarıda oynattık. Bugün hava bir tık daha iyi bu arada diğer günlere göre biraz daha hafif ısınmıştı ama her yer yağmur çamur tabii ki. Çınar'ı uyuttum geldikten sonra ben de böyle bir oturdum. Daha akşama yemek yok ne yapsam bilmiyorum sadece çorba ve salata var gerçi. Belki yanına böyle köfte türü bir şey yaparım öyle geçiştiririm bugünü. Çünkü hiç böyle halim yok. Yorgunum yani bugün gerçekten. Aslında aralığa böyle kötü bir başlangıç yapmak istemezdim. Ama maalesef böyle oldu. Ha bugün size evde yaptığım şeyleri göstereyim. Onları hep Instagram'da paylaşıyorum. Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz aşağıda adresim yazıyor olacak. Hep Instagram'dan paylaştım ama burada hiç paylaşmadım sanırım. Yeni yıl dekorasyonu yaptım şöyle birazcık evimize. Onu paylaşayım sizinle. Bir de bugün Çınar'a sabah çok minnoş bir hediye aldım. Birazdan uyansın. Uyandıktan sonra onu gösteririm. Aşırı tatlı. Çok beğendim ve o da çok beğendi. Sabahtan beri onunla oynuyor. Hatta karşıya çağırdılar bizi. Mesaj attılar hani kapıyı çalmayalım siz gelin diye. Çınar'a normalde koşa koşa gider. Gidelim mi diyorum. Hayır bununla oynayacağım diyor. Dışarıdan koştuk geldik yine onunla oynamak istedi falan. Şimdi birazdan uyansın size göstereyim. Çünkü uyanmadan gösterirsem biraz kızabilir ya da uyanabilir. O yüzden yanında duruyor. Almak istemedim. Zar zor uyuttum. Dedim ki bu yanında dursun. Uyanınca yine oynarsın. Zor ikna ettim uyumaya yani. Öyle bugün birkaç bir şey paylaşırım sizlerle. 1 Aralık'ta bu Aralok serisine başlayalım bakalım devamını getirebilecek miyiz? Eğer getiremezsem de kusura bakmayın. Bir de eğer bu seriyi beğenir misiniz, beğenmez misiniz, devam etmemi ister misiniz? Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Her gün video paylaşmak biraz zor olabilir. Çekmek, editlemek, paylaşmak ama deneyeceğim. Tam size konuşmamı yaptım ve Çınar uyandı. Bir anda uyanıverdi. Geri uyutmaya çalıştım ama uyumayacağım diyor. Ve uyanır uyanmaz da size oyuncağını göstermek istedi. Hadi gösterelim. Gel bakalım. Çınar'a şöyle minnak bir süpürge aldık. Çok mutlu. Daha uyandı. Direkt onu gördü yine. Böyle Dyson gibi bir şey ama çok tatlı, minicik. Bir de böyle farklı uçları da var ve onu koyacağınız standı da var. Aşırı iyi. Süpür bakalım. Böyle çalıştırıyor. Süpür. Çok iyi değil mi ya? Çok komik. Anneciğim. Aşırı sevdi. Bütün gün el süpürmek istiyor şu an yani. Ses çıkarıyor. Şurasında da şeyleri var. Gösterelim mi? Şöyle topçukları var ama ışık yanıyor içinde ama çekmiyor gerçekten. Bazı modelleri böyle 380-400 liraya internette gördüm ben. Onlar o topları boşaltılıyor. Gerçekten çekiyormuş. Bir ben 200 liraya A101'den aldım. Sandım. Evet, oradan basıyoruz ve çalışıyor. Evet. Bütün evi geziyor böyle. Kaçıncı tur süpürmesi oldu artık? Belli değil yani. Baya bütün odaları süpürdü. Gerçek süpürge olsa baya iyi süpürmüştü şu ana kadar. Hı? Bu senin süpürgen değil mi?
Evet, bu da annemin fikri. Bir tane de bu var elimizde. Bunu da yeni aldık. Siz görmemiş olabilirsiniz. Henüz vlogların ona sırası gelmedi çünkü. Ben bunu süpürürken o da onunla süpürür artık. Çınar çünkü sürekli bunu eline almak istiyordu. Artık o onunla süpürür, ben bunu süpürürüm. Hatta bir tur evi süpürelim şimdi. İhtiyacımız da vardı tam süpürmeye. Çınar'ı zar zor süpürgeyi bıraktırdım. Azıcık çizgi film izlemek istedi. Ben de size şöyle dekorlarımızı göstereyim. Önce Çınar'ın odasından başlamak istedim. Dışarıda da yağmur yağıyor bu arada. Bizim normalde zaten evimiz diğer evlere baktığı için camımızın pek bir manzarası yok. Ama şu anda Çınar'ın odası çok tatlı oldu bu şekilde. Bu yılbaşı yapışkanlarından aldım. Sticker'ı inanılmaz kaliteli bir sticker. Çok kolay bir şekilde yapıştı ve güzel görünüyor. Daha sonra da yine kağıdını atmadım. Tekrar çıkarıp onu yapıştırıp seneye yine kullanabiliyorsunuz. Ya da böyle çocuk odasında kullandıysanız sürekli de durabilir. Ben bir de ekstradan şu kar tanelerini de almıştım. Bunlar kamerada çok görünmüyor olabilir ama özellikle gece bu daha güzel duruyor. Akşam da göstermek isterdim. Ama gösteremem çünkü bu videoyu bugüne yetiştirmeye çalışacağım. O yüzden onu yarın paylaşırım sizinle, belki akşam olan görüntüsünü. Bayağı tatlı oldu. Böyle bütün günde zaten havalar artık karardığı için camını böyle sürekli açık tutuyorum ki ışık girsin daha fazla diye. Böyle bir manzara gibi oldu bize de. Güzel oldu. Çınar'la birlikte yapıştırdık. Hatta yapıştırırken Reels'ta çekmiştim. Onu da Instagram'da yine paylaşırım. Çok güzel oldu gerçekten. Birlikte böyle bir şey yaptık. Gerçi Çınar çok yapıştırma konusunda çok bir şey yapmadı ama sadece şuradaki çam ağaçlarının topçuklarını yapıştırdı. Süslerini yapıştırdı daha çok. Bir de çok fazla çıktı bu stickerlerden. O yüzden bir kısmını da yan taraftaki odaya, aynaya yapıştırdım. Şimdi size oturma odamızı da göstereyim. Orası da bayağı güzel oldu. Odadan çıkmadan şunu gördüm. Bunu da göstermek istedim. Kardeşim Çınar'a bir tane boy cetveli, böyle boy cetveli şeklinde bir sticker almış. Ama maalesef odasına aslında uygun bir şey almış o. Ama odamızda hiç boş yer yok. Bütün duvarlarımız dolu. Şöyle göstereyim. Sadece şurası boş ama oraya da mutfağı koyduğum için... Yani ona başka yer yok. Onun arkasında kalır. Orada da olmazdı. O yüzden böyle kaldı maalesef. Belki şu kapının arkasında falan olabilirdi ama şurası düz olsaydı buraya olurdu. Ama maalesef burası da düz olmadığı için çok geniş bir şey almış. Keşke ölçülerini bilseydim. Daha önceden onu tercih etmezdik aslında ama maalesef öyle oldu yani artık. Aslında modeli falan çok güzel ama böyle hiçbir duvarımızda boşluk olmadığı için biz onu oturma odasına yaptık. Bu da onun yanında geldi. Kardeşim mi aldı yoksa yanında hediye mi gönderdiler bilmiyorum ama buraya yapıştırdım ve aşırı beğendim bunu. Çok tatlı oldu. Ben zaten bu tuşların üstüne yapılan yapıştırmaları da çok beğeniyordum. O yüzden çok güzel olduğunu düşünüyorum bunun da. Bayıldım buna, göstermek istedim. Ve şöyle oturma odamızın yeni düzenini göstereyim size. Biliyorsunuz ki şurada kutular vardı. Onları oradan kaldırdım. Tuvaletimizi bazı değişiklikler yaparak depo gibi kullanmaya başladık. Bunları da oraya götürdüm. Çok iyi oldu buranın boşalması ve salondaki aynayı da buraya getirdim. Koltuğu biraz ittirdik. Bu beşik orada duruyordu. Çocuklar zıplıyorlardı, oynuyorlardı orada. Onu o tarafa doğru kaydırdım. Daha iyi oldu. Normalde ön üzerinde led ışıklı perde. Onun da şu an şarjı bittiği için şu an onu gösteremiyorum ama onu oraya koyduğum için koltuk o tarafta olsun istedim. Daha güzel durdu bence. Bunu da tamamen kaldıracaktık ama şurası çok geniş bir boşluk kaldı ve burası da böyle çocuklar için, yine komşularımız falan geldiği için, çünkü sürekli çocuklar oynuyorlar, orada kalsın istedim. Öyle kaldı. Burayı böyle birazcık düzenledik. Sonra şuraya geçen sene aldığım, sosyopisten yaptırdığım bu çam ağacını kurduk tekrardan. Biraz daha fotoğraf bastıracağım buna. Bir iki gün içerisinde hallederim onu da muhtemelen. Fotoğraf seçmem gerekiyor. Bunun şurada da bir, yine bunun ışığını ben zaten evde olan bir ışık kullandım. Işığı yoktu aslında ama böyle bunu geceleri açıyoruz. Bir de oradaki led perdeyi açıyoruz. Loş bir ışıkta oturmuş oluyoruz. Çok güzel oluyor. Sonra yine şuraya şöyle bir dekor yaptım. Burada normalde şu mumlar duruyordu. Bu mumları buradan kaldırıp buraya iki tane böyle yılbaşı dekorlu mum aldım. Bu aynayı da böyle koydum ki arkadan böyle şeyler görünüyor. O tarafta da şu anda Çınar'cığım yaslanmış ama oraya bir tane çam ağacı desenli bir yastık aldım. Göstereyim, geri yaslan sonra. Hemen kameraya göstereyim. Şöyle bir çam ağacı desenli yastık aldım. Çınar ona yaslanmayı çok seviyor. Ondan kalkmıyor asla. Aynadan o görünüyor. Çok hoşuma gidiyor. Burası da yani şu an biraz düzensiz. Bugün hızlıca video çektiğim için çok ayarlayamadım ama burası da böyle gecelerde güzel görünüyor. Burada böyle kutuyla battaniyeler koydum. Çünkü bunun arkasında prizler falan var ve çocuklar geliyor. Onu gizlesin istedim. Hem de üşüdüğümüzde böyle yanımıza alacağımız bir battaniyeler olur istedim. Stickerların geri kalanlarını da buralara yapıştırdık. Böyle üst tarafına karları yapıştırdım. Art tarafına da evler ve yıldızlar. Burada da işte aslında görünmüyor ama şurada şöyle telli led ışıklar var. Birazdan ben
powerbank şarj olduğunda bu powerbank de çalışıyor. Bundan eğer almayı düşünüyorsanız kesinlikle pilli olarak alın. Mesela şu pilli böyle burada da gizledim fotoğrafla çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ama powerbank sürekli şarjı bitiyor. Onu sürekli şarj etmek ve onu orada takılı görüntüsü hoş durmuyor. O yüzden onu pek fazla yani düşünerek o an direkt almışım, hiç bakmadan almışım ama şimdi olsa pilli tercih ederdim. Hakkınızda olsun. Sonra şuradaki sticker'ı göstereyim size. Bu sticker çok güzel aslında ve şu ucunda da palmiyesi vardı. Ama maalesef o kadar güçlü bir yapışkanı var ki zaten şuraları mesela şu duvarın şurasına yanlışlıkla yapıştı oraya. Yani yapıştığı her yeri kaldırdı. Hatta bazı yerlerinde böyle kabarıklıklar oluşturdu ve düzelmedi onlar. Bunu çıkardığımızda ne olacak bilmiyorum. Yani çıkaramayız zaten muhtemelen de. Ya bunu söktüğümüzde duvarı da komple bir şey yapmak gerekiyor. Bilmiyorum. Sıkıntı oldu birazcık. Çok güçlü bir yapışkanı varmış. Bir yönden iyi ama bir yönden de anlamsız. Çünkü bu direkt böyle komple bir sticker olsaydı yapıştırmak kolay olurdu. Ama bunun elleri ayrı, kuyruğu ayrı. Ne bileyim bu parmakların tek tek ayrı çıkarılıyor. Şuraları ayrı ayrı çıkarılıyor. O yüzden onları çıkarmaya çalışırken burası yapışıyor yanlışlıkla. Birimiz eşimi bekledim ki bunu tek başıma yapamam diye. Birimiz alttan yapıştırmaya başladık. Arkasındaki kağıdını eşim yukarıdan çekti. Ama o sırada bir yeri yırtılıyor. Kağıdı çekerken burayı tutayım derken burası yapışıyor. Saçma sapan bir şey oldu. İnanılmaz zorlandık. Üst kısmı da tamamen birbirine yapıştı ve çok fazla dal yaprak ayrı ayrı olduğu için onları çıkarmaya çalışırken yırtıldı. Maalesef kötü oldu yani. Üzüldüm de bir yandan çünkü kardeşim hediye almış. O yüzden yani de önemli bir şeydi benim için ama zaten kendim almış olsam bunu direkt çöpe atardım herhalde. Gerçekten çok sinirimi bozdu. Ben normalde buraya değil de şurada dolabın yanında şöyle bir boşluk var. Ben şuraya ince bir tane birkaç model de beğenmiştim hatta ama bir türlü almak nasip olmamıştı. Buraya yaparım diye düşünüyordum. Yani hem çok fazla görünmüyor hem de çınar içinde böyle gidip gelip orada kendi kendine bakabileceği bir yer olur diye düşünmüştüm. Ama onu aldıkları için onu da şimdilik sadece oradaki duvarımız müsaitti. O yüzden oraya yaptık. Ne oldu annem? Sadece buradaki duvarı müsaitti o yüzden buraya yaptık ama bu da birazcık işte böyle sıkıntı oldu. Bir şey diyorum belki Çınar'ın odasındaki yuvarlak stikerler gibi bir şeyler o tarz bir sticker alıp bu duvarı yani sadece oturma odasının bu duvarını komple kaplarım belki diye düşünüyorum bakalım. Çınar da gene süpürgeyi aldı geldi. Çıkar. Onu yine yerine koy. Orada da süpürgelerimizin durduğu bir yer var. Ben aslında odasına koymuştum. Götürmüş bunu buraya koyayım. İnşallah bozulmaz. Sabahtan beri bununla oynuyor valla. Burası böyle perdeyi de yaktığımızda böyle görünüyor. Çınar da maalesef mumlara rahat vermiyor tabii ki ama gece böyle buradaki mumları da yakıyoruz, ışıkları da yakıyoruz, bunu da yakıyoruz. Bayağı güzel oluyor. Bu arada evde bazı sıkıntılar var. Size bunlardan da bahsedeyim birazcık hazır video açmışken. Bugün kargocu gelmişti. Sonra aşağı indi çıktı falan derken ben dedim ki bir bakayım. Nerede kaldı adam gelmedi diye. Balkona bir çıktım. Balkonu su basmış. Şurada görünüyor mu bilmiyorum. Bayağı bir ıslanmış burası. Daha da ıslaktı şu tarafa doğru birazcık muhtemelen gitmiş gidere doğru ve banyo dolabımız şu anda burada. Çünkü banyo dolabından günler yani banyo dolabının arkasından sürekli su sızıntısı oluyordu. Neden olduğunu da anlayamamıştık bir türlü. Eşim çıkarıp bir bakalım diyordu falan. O arada da tam o gün alt komşumuz geldi ve onların banyosuna da su akıyormuş. O yüzden dedim ki acil çıkaralım yani bir sıkıntı var belli ki. Bir çıkardık ki bu dolap böyle yarıdan aşağısı komple ıslanmış, küf olmuş, duvar küflenmiş, sildik sildik bir şeyler yaptık. Şu anda hani bunları değiştirme gibi bir lüksümüz de yok açıkçası maddi olarak. Ama hem tuvalet tarafında hem banyo duvarında bir ıslaklık var. Muhtemelen tesisatla ilgili bir sıkıntı var ve kırılması gerekecek. Şu an banyo dolabını buraya silip koyduk böyle kurusun diye. Kapağı falan da burada hatta. Bilmiyorum yani biraz kurumuş ama daha da bayağı bir kuruması lazım. Çok ıslanmış gerçekten. Aslında bu değişse çok iyi olur. Zaten niyetimiz var ama biraz uzun vadede bir niyetti bu. Bilmiyorum şu an ne olacaksa. Bugün günlerden Perşembe, yarın adam gelecekmiş, usta gelecekmiş. Bakalım ne diyecek, ne olacak bilmiyorum. Evde bir tadilata başlıyor da olabiliriz. Bu deli de peşimi bırakmıyor. Süpürgeyi kapatmıyor. Anneciğim süpürgeni kapatmazsan bozulur ama. Sürekli açık durmaz süpürge.
Dolaba da böyle takıntısı var. Azıcık açık görsün, kapatıp geçiyor. Düzen takıntısı var bu çocukta. Yani aşırı titiz ve düzenli bir çocuk. İlginç bir şekilde ve ben hiç öyle değilim normalde. İşte burada normalde dolabımız şurada duruyordu. Dolabın arkasından, hatta şu anda da belki de vardır ıslaklık, bilmiyorum. Şurada bir sızıntı yapıyor. Burası da böyle bomboş, daha bir güzel oldu. Ama bilmiyorum ne olacak. Ya bu duvar kırılacak ya öbür taraftan duvar kırılacak. İlla ki bakılacak yani içine, ama ne yapılacağını bilmiyorum. Burayı da böyle biraz bir değişim yapmak düşüncemiz vardı aslında. Normalde biz bu kurutma makinesini ve çamaşır makinesini diğer taraftaki tuvalet kısmına böyle üst üste koyalım. Oraya da dolaplar falan yaptıralım gibi düşünüyorduk. Ama belki bu duvar, bu dolap buradan çıkınca burası çok boşluk göründü gözüme. Yan yana sığarsa şu girintiye ikisini yan yana koyup buranın yeri değişebilir. Zaten burası da saçma, buralar değişecek hep, ama hani onlar uzun yıllardaki planlarımızdı. Şu an ne kadar hızlı olur, ne kadar, ne zaman yaptırılır bilmiyorum ama ya da yine onları böyle buraya üst üste koyup şu klozet kısmını şu tarafa geçirip, klozet zaten bu taraftaydı. Yani kısacası burada bir değişiklikler olabilir ama ne kadar hızlı olur, ne kadar yavaş olur onu bilmiyorum. Çünkü maddi olarak çok da buraya ayırabilecek bir bütçemiz yok şu an, ama mecburen kırılması gerektiği için de sonrasında ne yapılır, nasıl kalır hiçbir fikrim yok. Bakalım, duruma göre göreceğiz. Şurada da Çınar'la yaptığımız faaliyetlerimiz var. Yılbaşıyla ilgili şeyler buldum. Böyle artık Çınar'a böyle biraz ana sınıfı faaliyetleri gibi şeyler beraber yapalım istiyorum, etkinlikler. Çünkü çok sıkılıyor evde. Geçenlerde bir oyun grubuna götürdük bir kere. Ama yani orada da istediğim verimi alamadım açıkçası. Ben biraz daha çocuklarla, insanlarla iletişimde olsun istemiştim ama herkes kendi annesiyle iletişimdeydi. Sadece çocuklar arasında pek bir iletişim göremedim. O yüzden daha sonra bu hafta götürmedim ama belki ara ara yine götürmeye devam ederim. Ya da farklı yerler bulup oralara da götürmeye devam edebilirim, bilmiyorum. Ben de böyle Pinterest'ten etkinlikler buldum. Böyle şeyler yaptım. Size de fikir olabilir bu arada. Böyle bunları normalde tuvalet kağıdını kesip halka halka onların üstüne yapmıştık. Ama onlar sürekli düştü, yapışmadı. Biz de en son bu pomponları direkt buraya yapıştırdık. Bu şekilde içlerini boyayıp. Böyle yine kardan adamlar yaptık. İşte şu el işi kağıtlarından falan şeyler kestik. Bu da yine aynı şekilde. Burası el işi kağıdı. Buralarını da böyle pamukla yaptık. Çok tatlı oldu bence. Hem de böyle mutfağımıza da bir yılbaşı dekoru gibi oldu. Çocuğumuzun faaliyetlerinden güzel oldu. Şimdi mutfağa geldim de Çınar biraz daha çizgi film izlemeye geri döndü kendi kendine. Bu aralar inanılmaz yorucu, inanılmaz inatçı. Uyumaya direniyor. Sürekli ağlıyor, kavga ediyor sürekli benimle, çok fazla konuşuyor, ne yapacağım bilmiyorum. Sürekli şey aşamasına geçti şu an, işte bu ne, bunu neden yapayım? Sürekli böyle şeyler soruyor. Hani bu biraz 4 yaş civarı bir aşama olduğunu biliyorum ama çok erken başladı. Ve beynim yoruluyor artık, yani akşam Çınar uyuduktan sonra bile ben sanki beynimin içinde Çınar'ın sesini duyuyorum. Ve bugün bir de ekstradan başım da ağrıdığı için çok çok zorlanıyorum şu an. Salata ve çorbam vardı, lahana salatası yaptım dün, çok güzel oldu. Koleslav diye bir salata var, belki duymuşsunuzdur. Ben daha önce bir kere Popeyes'te yemiştim. Ondan sonra bağımlısı oldum. Çok güzel. Bayağıdır yapmadık. Ben lahanayı da hiç tüketemem bu arada. Beyaz lahanayla yapılıyor. Ben normalde beyaz lahanayı hiçbir şekilde yiyemem. Sadece bu şekilde yiyebiliyorum. Çiğden lahanayı yıkayıp doğruyorsunuz. Tuzla biraz ovuyorsunuz. İçerisine havuç rendeliyorsunuz. Ve onun dışında sosu var normalde. Ama ben ekstradan mısır ve ceviz de ekliyorum. Çok çok güzel oluyor mısır ve ceviz de ekleyince. Sosuna da yoğurt, mayonez, limon suyu ve şeker ekleniyor, çok az bir şey. Bunları çırpıp, tuzu zaten öncesinde ovmak için eklediğim için ben tuz eklemiyorum sosa, ama direkt sos aşamasında tuz ekleyebilirsiniz. Bunları karıştırdığınız zaman hepsini, mükemmel bir şey oluyor. Biz dün onu salata olarak yemek gibi yedik ama bugün o kadar çok fazla yok, sadece salata olarak koyabilecek şekilde var. O yüzden çorba, salata, bir şey daha yapmam lazım. Buzlukta köfteler vardı, belki onları yapabilirim. Ya da kıyma var aslında, kıymayı çıkarırsam. Belki patates yemeği gibi bir şey yaparım. Kıymalı patates falan da olabilir. O şu an daha mantıklı geldi. Şimdi onu yapayım. Kıymayı birazcık airfryer'de çözdürmeyi deneyeyim. Öyle yapıyorlarmış. Çünkü ben hiç yapmadım ama önden çıkarmadım. Saat şu an 4-4.30'a geldiği için daha başka türlü pişirme şansım yok. Birazcık onu da çözdürürüm. Buz çözdürme şeyine bir bakayım. Onu deneyeyim. Ondan sonra patates yemeği yapayım. Yanına da salata çorba yeter zaten. Ne diyecektim? Ben asıl şunun için açtım kamerayı. Bugün 1 Aralık ama ben bu videoyu şu an 4-5 oldu saat. Yani çok geç saatte yükleyebilirim. Ancak yüklesem bile o da çok mantıklı olmaz diye düşünüyorum. O yüzden 1 Aralık'ı yarın yükleyeyim. Böyle bugün çekip yarın yükleyeyim. Bugün çekip yarın yükleyeyim. Çünkü başka türlü editleyip yüklemem imkansız gibi görünüyor şu an böyle baktığımda. Yani bugüne yetiştirsem yarın yine aynı şekilde
aynı sıkıntı yaratmış olacağım. Onu sanırım yapamam o şekilde. O yüzden her gün bir sonraki gün yükleyeyim çektiklerim diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Fikrinizi söyleyebilirsiniz. Aynı güne muhtemelen çocuk da olduğu için yetiştiremem. Çocuk olmasa belki yetiştirirdim tabii ki. %90 yetiştirirdim çocuk olmasaydı ama Çınar'la çok zor. Çünkü şu an ben bilgisayarın başına oturursam o da benim yanıma gelmek isteyecek. Bana iş yaptırmayacak. O yüzden sıkıntı olur diye düşünüyorum. Böyle bir çözüm buldum. Bu arada başkaları her gün mü, yani o gün çekip mi yüklüyor yoksa yine çektiğini yarın mı yüklüyor onu da bilmiyorum. O konuda da bir fikrim yok. Ama ben bu şekilde yapayım. Ya da aslında bir tane videom var bilgisayarda ama o da yine editlenmemiş. Onu çekip bugün yüklesem, bunu yarından devam ettirsem dedim ama o şekilde de yapamam. Normalde video günüm benim cuma günleri. Pazartesi ve cumaları video yüklüyorum şu an. Ama o şekilde olmaz sanırım. Yine ben bunu yarın bir gün sonra gelir videolar muhtemelen. Anlaştık. Şimdi şöyle incecik aslında donduruyorum ben zaten kıymaları kolay çözünsün diye ama buraya yağlı kağıt serdim. Bunu da böyle üzerine koyuyorum. Ve makineyi açıyorum. Et kısmında şurası. Et kısmında 150. 150'de. İki dakika bir deneyeyim. İki dakikadan sonra bir bakayım duruma göre. Tekrardan biraz daha gerekirse biraz daha yaparım. Vallahi çözündü. Etin bir tarafı biraz çözülmüştü. Diğer tarafı hala buzluydu. Tersini çevirip 130 dereceye düşürdüm. 2 dakika daha çalıştırdım ve şu an çözündü yani yumuşak. Şimdi bunu normal soğanla kıymayı kavurup salça ekleyeceğim. Üstüne de patatesleri ekleyip suyunu ekleyip baharatını ekleyip pişireceğim. O şekilde bir yemek yapayım bu akşamı. Benim en sevdiğim yemeklerden biridir bu arada. Patates, kıymalı patates. Annem de hatta gittiğimizde genelde bana bu yemeği hep yapardı böyle üniversiteden geldiğim zamanlarda da. İşte şimdi de gittiğimizde hep genelde yaptığı bir yemektir. Çok severim çünkü. Eşim pek sevmiyor ama bu akşam o da yer diye düşünüyorum. Yemeği hazırladım. Burada pişiyor. Pişti sayılır. Bulaşıkları yıkadım, hallettim. Çınar burada hala süpürge yapıyor. Çınar asla onu bırakmıyor. İşim bitmedi deyip değil. Süpürgeyi alıp giy. Bu videoyu burada kapatayım istiyorum. Çünkü ilk gün olduğu için çok fazla böyle bir anda hani günlük vlog şeklinde her gün ne çekeceğimi bilemedim. Bir miktar bir şeyler göstermiş oldum size de. Umarım bugün bu videonun devamını getirebilirim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Beğenir misiniz? Bir de abone olmayı unutmayın de. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.